Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Uzunca bir aranın ardından Samet Güngör Light YouTube kanalı için hazırladığımız yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Kingdom Rush Frontiers efendim. Kanala konuk edeceğimiz oyun. Biliyorsunuz Kingdom Rush oyunlarına aşinayım açıkçası. Ve Kingdom Rush oyunlarını oynamayı seviyorum. Bizim geçen sefer oynadığımız harita bura mıydı? Sanırım değildi. Türkçe dil desteği var mıydı oyunun? Sanırım yoktu. Ana menüye dönsem. Language var mı kenarda bir yerde? Babayı var. Dünyaya gelsem. Türkçe yok. Tamam, okey, tamam. Sanki ben ilk oynadığımız oyunu Türkçe gibi hatırladım. Belki yanlış hatırlamış olabilirim. Sevgili dostlar, biliyorsunuz Kingdom Rush defans yaptığımız bir oyun. Burada kullanabileceğiniz çeşitli kahramanlarınız var. Bu kahramanlar... bunlar satın alınabiliyor. Bunlar da herhalde görevle açılacak. Üzerlerinde minik bir kilit işareti var ama Stage 4'te açılıyor bu, Stage 7'de açılıyor bu ve Stage 9'da açılıyor bu. Ben bu oyunu bildiğim kadarıyla satın aldım. Bana da mı ekstra para lan? Bana da ekstra galiba. 13 TL. 59 kuruş. Kuruşun da hesabını yapar mıyız artık bilmiyorum. Neyse. Var olan kahramanla bir oynayalım efendim. Kahramanın kendi özellikleri var gördüğüm kadarıyla. Burada bir shop kısmı var. Çeşitli özellikler satıyordu bu arkadaş. Onu hatırlıyorum. Guide kısmı burası. Upgrade kısmı da burası. Evet, bunu biz daha önce oynamadık galiba. Şunlar askerler. Büyücü Tower. Bunlar da askerler. Bunlar da askerler. Kalkan da asker değil mi ya? Bunlar baraj kısımlardaki. Bunlar da kendi spawn ettiklerimiz mi? Bilmiyorum. Hadi hayırlısı bakalım ya. Upgrade yapa yapa sıra sıra gideceğiz. Kıymetli dostlar, YouTube'dan izleyenler, bu arada beğenerek destek olmayı unutmayın lütfen. Sizlerin beğenileri benim için çok önemli. Biliyorsunuz YouTube'un bir algoritması var. Her şey sizin beğenilerinize göre belirleniyor. Haydi bakalım. Savunma yapacağımız alan burası. Buradaki şehri savunacağız. Tabii ki siz kameramdan dolayı benim var olan can değerlerimi, ıdımı bıdımı göremiyorsunuz. O yüzden kamera sağ yukarı alındı. 300 altınımız var, 20 canımız var. 6 wave boyu düşman gelecek. Bu gelen düşmana karşı koymaya çalışacağız. Buradaki archer'lar sanırım normal şehrin archer'ları. Güzel bir şehir çizimleri var bu arada ve oyun buraya bir şeyler inşa etmemi istiyor. Hay hay efendim. Şurada şöyle üçlü bir karşılama yapılabilir ama gelen düşman tiplerini bilmiyorum ve bir kere tıkladığımda çat diye başlamasından endişe ediyorum. O yüzden bence mantıklı olan nedir biliyor musunuz? Bir tane okçu kurdun. Upgrade'leri falan sonra açılıyordu bunların. Bullseye. Tamam, bu üçlü yeterli olacaktır ya. Çöl dıbıdı. Gelen düşman tipleri. Oyunun sesleri kısık bu arada dostlar, haberiniz olsun. Birazdan bir chat'e bakarım. Bir yandan biliyorsunuz videolar canlı yayında çekiliyor. Şey yapılabilir. Tekrardan ses açılabilir. First Blood başarımını aldık. Tabii ki Legion Archer aldı ilk First Blood başarımını. Hocam bence şuralara da minikten bir kule güzel destek olacaktır ya. Diğerlerini erken alsak, böyle biraz erkenden para gelse. Teşekkür ederim. Hemen şuraya da bir okçu kulesi yapalım. Aşırı mı kısık efendim? Ses açmamı ister misiniz? Aşırı mı kısık şu anda? Şu kırık kuleler falan onarılsaydı keşke ya. Güzel elmas çıkıyor bu arada. Şu ortada birazcık adamları meşgul edelim mi? Hazır bizimkilerin atış menzilindeyken. Biraz meşgul edelim onları. Çok güzel. Çok güzel. Bir tık iyi böyle. Bir tık daha ses açalım o zaman, olur mu? Bir saniye. Ben bunu karıştırıcıdan kıstım. Efendim sevgili Yusuf El Primer Avantajı ile 3. ayında. Teşekkür ediyorum Yusuf El'cim, sağ olasın. %40'a kadar getirdim. Lazım olursa bir tık daha açarız efendim sesi. Sevgili Bukrek 3. ayını kutluyor bu arada. Efendim hoş geldiniz, merhabalar. Sevgili Bukrek, çok çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Şimdi kıymetli arkadaşlar, normalde bu kulelerin upgrade mevzusu olur ama şu an o upgrade mevzusu yok galiba. Top falan da koyabilirdik aslında. Niye full okçu koydum ben de bilmiyorum. Daha şeyler falan da var böyle. Barajçılar falan da var. Bilmiyorum, belki
Burayı askerlerle falan tutmayı da deneyebilirdik ama şu an için yetiyor gibi. Yukarıya bir destek iyi olur sanki. Değil mi? Aynen, yukarıya destek iyi oldu gibi. Daha birkaç tur daha direnmemiz gerekiyor. Abi upgradesiz cibul hali çekilmiyor ya. Gerçekten cibul hali çekilmiyor. Fazla para versene bana. Şöyle şurada dur. Merhaba. Sen şöyle şurada dur. Kahraman merhaba. Yürür müsün yola doğru? Bu kahraman iyi birebir atıyor muydu onu hatırlamadım. Güçlü müydü değil miydi onu hatırlamadım pek. Buralara da upgrade yok ne yazık ki. Kahraman güçlü galiba ya. Burada iki tane kulenin menzili içerisinde değil mi bu? Değil galiba. Şu 1v1 attıkları da sağlam bir şeye benziyor. Yukarıya skill'le adam gönderelim. Çünkü aşağıda kahraman var. Şuraya bir okçu. Gel bakalım buraya. Şu 2-3 kulenin arasında bir savunma yapmayı deneyecektim ama adam verelim mi buraya? Upgrade iyi hocam ya. Upgrade yapacak. Upgrade yapacağım. Bir de bazı oyunlarda şey vardı sevgili dostlar. Tam olarak bunda var mı bilmiyorum. Varsa da hatırlamıyorum. Bizim kahramanı coplattılar mı bu arada? Şimdi kahraman bir fight'tan seviye alıyor. 2 seviye oluyor ya. Gelecek fight'a seviye 2, seviye 3 olarak falan gidiyordu. Oh! Şuraya doğru. Bayım merhaba, orada biraz bekler misiniz? Yukarıdaki kulenin içinden geçmişler. Sayın hocam adamlar gidiyor. Adamlar gidiyor. İlk elden can kaybetmek istemiyorum. Birader sen bir çık elimden. İnsan bir tane büyücü falan koyar değil mi? Böyle patates gibi oynarsan. Ne olmasını bekliyordun ki? Ha şey de geldi. Öteki skill'lerden biri de geldi. Alev yağmuru. Güzel bir koridoru pert ettik orada. Arkadan fazla gelen var. Oyunun bir kere upgrade'li haline alışınca diğer sürümlerini oynamak zor geliyor ya. Yukarı bir adam sevk edelim. Sevgili Alric, iyi misin oralarda? Yukarı doğru gitsek iyi olacak sanki. Merhaba, merhaba. Durur musunuz rica etsem, teşekkürler. Bizim adamları orada delik deşik ettiler. İşte insan bir tane büyücü müyücü bir şey atar, değil mi? Full piyade artı okçu oynanır mı ya? Gel. Alev topunun cooldown'u iyi uzunmuş bu arada. Hakikaten alev topunun cooldown'u iyi uzunmuş. Selamun aleyküm. Sonun yakın. Vahahaha dedi gitti. Bütün kuleleri falan kilitle Daga. Ama herif şehirden çıktı. 55 elmas gibi bir elmas kasmışız burada sevgili dostlar ve tam 3 yıldızda bu bölgeyi bitirdik. Tabii ki yeni upgrade'lerin kilidi açıldı. Okçuların range'ini arttırabiliyoruz. Bununla beraber Archer Tower'ın kostunu azaltabiliyoruz galiba, değil mi? Sonrasında ne yapılabiliyor? Ünitelere armor verilebiliyor. Gel bakalım, bunu da aldık. Kulelerin kademesi nereden geliyordu acaba? Kulelerin kademesi. Dişsiz dayı. Dişsiz dayıdan alacağım herhangi bir şey yok. Sevgili dişsiz dayı. Ses, görüntü, her şey yolunda mı efendim? Alp abim hoş geldin. İyi pazarlar. Sağ olasın abi. Origins değil bu. Bu Frontier. Frontier. Nasıl okunuyorsa artık. Kingdom Rush Frontier. Anladım.
upgrade'ler oynadıkça geliyor. Seste, görüntüde bir sorun yok. Okey. Harikayız. Devam edelim bakalım. Kingdom Rush Frontiers. Evet, artık Tower'ların kademe 2 rütbesi geldi ve saldırılabilecek 2 nokta var burada gördüğüm kadarıyla. Burada eğer 2 tane noktadan saldırılacaksa savunma alanının buraya çekilmesi en mantıklısı olacaktır. Hatta ve hatta yoğun bir şey yapılabilir buraya sevgili dostlar. Asker yığınağı buraya, buraya ve buraya asker yığarak şu ortada devasa bir askeri grup oluşturabilir. Bununla beraber çekileceğimiz alanın şurası olduğunu hesap edersek iki arka iki kuleyi okçularla destekleyebilir. Şu tarafa da bir topçu desteği verebiliriz tam burayı dövecek şekilde. Aa, bakalım aklımdaki planların ne kadarını yapabileceğim ben de bilmiyorum ama. Öncelikle bir hepsinin seviye 1'ini açayım. Buraya bir yığılalım. Düşmanın şeyi yoktu galiba. Herhangi bir kitle imha silahı gibi bir şey. O yüzden korkmama gerek yok. 8 wave boyu gelecekler buraya. Ne demiştik efendim? Şuraya topçu desteği. Ama topçu orayı görmüyor şu an, beni üzüyor bu. Topçunun buraya görmemesi beni gerçekten çok üzecek. Defansı falan da biraz daha şuraya çeksek. Tamam hadi oraya çektim de şu kenardan gelenler ne olacak? Tamam, archer'ları kurdum. Bu arada fazla zoom in yaptı. Zoom in zoom out tuşlarını ben ayarladım mı? Ayarlamadım. Zoom out yapabilir miyim? Bak gitgide yakınlaşıyor, gitgide yakınlaşıyor. Bekleyin arkadaşlar, şu an ekranı tam göremediğinizin ben de farkındayım. Şeyi açacağım. Zoom in zoom out'u açacağım. Yakınlaştır, uzaklaştır. Uzaklaştırmak için ne yapmam gerekiyor peki? Artı eksi. Eksi tuşu E. Yakınlaştırma tuşu Q. Hadi hayırlısı. Va git. Her yere bir şeyler ayarladık. Hadi hayırlısı bakalım. Tam bunu kapatabilirsin. Aha şükür. Tamam E, Q. Eyvallah. Yapıştır bakalım, bir adamlar gelsin. Evet, stratejik noktalara kurulum yaptım da şu topçunun menzili benim çok hoşuma gitmedi. Bak tıkladığımda topçuya zoom yapıyor garip bir şekilde. Karakterin geçen seviyelerde aldığı experience kaldığı yerden devam mı ediyor ya? Ne güzel işmiş o. Ya şurada birikenleri keseriz de daha bir de arkadan da toplanıp gelinecek oraya. Burada topçu desteği var, arka tarafta yok diye acaba arkadaki okçuları falan mı iyice şey yapsak? Çünkü bak burada topçu desteği var, buradaki adamlar topçuyla iş görebiliyorlar. Ama arka taraf sıkıntı, kahraman seviye aldı bu arada. Bir sonraki orada arkadan gelecek. Sal önden gelsin. Sal önden gelsin o. Efendim sevgili Bay Van, Prime'ın avantajıyla 14. ayında teşekkür ediyorum. Bay Van 14. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Bak top ve adamlar burayı tutsun yeter. Bu köşe bende. Bu köşe bende dayı. Var mı bir okçulara upgrade? Yolla. Biraz acele mi ettik acaba yahu? Biraz acele mi ettik acaba yahu? Alev topları da hiçbir şeye zarar vermedi falan böyle. Abi Archer umarım ready. Archer umarım ready yani. Yoksa halimiz nanay.
Biraz Geblo Gamers 2013 şey yaptı. Aslında bir saniye ya, kahramana da bir numaralı tuşa atacağım da pause yapamıyorum. Neyse, o kahramanı bir numaralı tuşa atama mevzusu sonra o zaman. Buradan adam gelmesin mümkün mertebe de şurayı bir şekilde çözeriz. Nereye çözeceğim bir şekilde? Anlatsana bana da. Bana da anlatsana. Şuraya bak, tarumar ettiler adamları, tarumar. Bizim kahramanın içinden geçtiler orada. Merhaba beyefendileri, bir oyalamak üzere gidebilir miyiz oraya? Merhabalar. Aşağıda ayrı bir fight var efendim. Kurtlar geliyor. Buralara da yüzer gold'luk upgrade'leri yapıldı değil mi bunların? Biraz savunmayı kuvvetlendirebilir miyiz? Allah razı olsun. Ya ben seni anladım. Sen korkusuz bir agaya benziyorsun da. İşler her zaman öyle yürümüyor be. Hoşça kalın, ben gidiyorum deyip aralarından birileri sızarsa üzülürüm. Ki sızıyordu. Arkadan küpekler gelmeye devam edecek. Nasıl yapacağız? Oradaki archer'ları da bir upgrade'leyeceğiz. Kahramanı buraya çekeceğiz. Orası için alev topu bir kullanıvereceğiz. Ya ağırlıklı olarak askerlerim ben burada diğerleriyle yüzleşmesini istiyorum. Geri kalanlarına şu skill'i kullanmadım zaten. Geri kalanlarına bir hal çare bulur. Kahramana bir kısa yolu almak istiyorum. Şu yaklaştırma uzaklaştırma muhabbeti gibi. Hayır, yürü. Hani şuraya tıklatacağım. Aniden tıkladığımda elime kahraman gelecek. Bizim bebeler yaşayamıyor burada. Öyle bir sorunu var galiba onların. Şu vurur ya. Bizim bebeler yaşayamıyor. Öyle bir sorun var orada. Her yerden geliyorlar. Her yerden geliyorlar. Bakalım. Sonumuz hayır olsun. Şuraya bir büyücü müyücü hiçbir şey de yapmadığım için. Burası herhalde dağ gibi tutar diye tahmin ediyorum orayı ya. Şey vardı böyle, büyücülerin elementale gitme muhabbeti falan vardı. Hani büyücüler şey yapabiliyordu böyle. Şuraya mı atmak daha mantıklı olurdu acaba, bilmiyorum. Büyücüler golem falan çağırabiliyordu. Tabi golem çağırıyorlardı da ilerleyen levellerde çağırıyorlardı golemi. Early game'de değil. Sayın hocam orada öyle ilerliyorsunuz ama bizim de bir gönlümüz kalıyor yani. En olmadı şuraya da böyle bir tane minik ordu. 30 tane şey geliyor buraya diyor. Askerleri nereye yönlendireceğini unutma. Very fast. Farkındayım onların very fast olduğunun. Her yerden geliyorlar. Allah'tan biz de her yere kurduk canım. Kurulduk yani. Kahramanı şu ortaya doğru çekiver. Ne olur ne olmaz, gayri ihtiyari hata yaparız, şey yaparız. Onlar buraya küpkeler bayağı bastırdılar ama yok canım, burayı da geçemezler gayri. En olmadı buralara da upgrade çakarız da. Bayağı yoğunlukta ordu gelecek. Bence alev topu burası için daha mantıklıydı. Bütün adamlarımı fullledim. Bir tek topçuyu upgrade basmadım. O da topçunun anı yakalayabileceğini düşünmedim. Günü yakalayabileceğini düşünmedim ya. Bu
Bu arada endişelenmemiz gereken hiçbir şey yok. Arka tarafta da askerlerimiz mevcut. Yoğunlukta var. O yüzden dert tasa yok. Skill kullanmaya bile gerek yok. Ama bu ordu çağırma muhabbeti hayat kurtarır. Ben sana diyeyim, bence bunları bir skill'lere almak lazım. Yani misal kahramanı neye alırız abi? Kahramanı... Atıyorum bir alev topu olur, iki normal skill olur, üç de kahraman olur. Birden fazla kahraman arasında gel git yapacağız mı bilmiyorum da. Güzel geçtik. Biraz sade oynuyorum sanırım. Hani hiç büyücü falan kullanmadan. Mantıklı mı yapıyorum, mantıksız mı yapıyorum bilmiyorum da. Aha da kahraman level aldı. Sayın hocam. Maksimum canını arttırıyor. Damage'ini arttırıyor. Strike'ını arttırıyor. Yanına çöl savaşçısı atmayı sağlıyor. Oha birader, ejderha falan var. Kaç para lan bir ejderha? 64 lira galiba, peki. Basic atağını bir arttıralım senin, tamam mı? Yanına bir tane de çöl savaşçısı çağır. 2 puana çağırdık. Bir atak ve bir çöl savaşçısı verdik. Okey. Normal upgrade'lerden ne var efendim? Marksman'lerin damage'ini arttırdık. Ve daha kaliteli ekipmanlı askerlere sahip olacağız bununla beraber. Hiç büyücü basmıyorum var ya, bize neler neler olacak kim filir. Kim filir neyse. Efendim sevgili Malefiz, Primer Avantajı'larımıza katılıyor. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Merhabalar. Bu arada kameram burada şeyi kapatıyor. Haberiniz olsun. Toplam yıldız miktarını ve elması kapatmıyor. Dursun orada. Bir map daha oynayalım. Ben şu kısa yol tuşlarını ayarlayayım. Öyle devam edelim, olur mu? Kısa yol tuşlarını da ayarlayayım. Daha rahat bir şekilde. Daha hızlı bir şekilde. Çünkü kahramanı sürekli oynatmam gerekiyor, anladın mı? Sürekli o kahramanın böyle biraz daha oynaması gerekiyor. Tower'ların kademe 3'ü açılmış bu arada. Şimdi ekranı biraz küçük görebilirsiniz. Dokunmatikleri atıyorum efendim. Buraya dokun. Bu noktaya dokunduğunda büyütebiliyor muyuz burayı? Büyütemiyoruz. Burası 3 numara. Bu noktaya dokunduğunda burası 1 numara alev topu. Ayarlarken siz görmüyorsunuz, farkındayım. Burası 2 numara orduyu çağır. Eyvallah. Daha fazla kahraman olursa da 4 numara, 5 numara diye ardına eklerim böyle arka arkaya. Mouse gözüküyor mu bilmiyorum da. Sıralar, onu ben hallederim yani, sıkıntı yok. Şimdi sayın hocam, burada... Aa merhaba. Sevimli bir şeysiniz galiba. Sevimli bir şeysiniz dedim de kardeşim, ağzıma sıç demedim. Hocam bence burası ordularla dolu olmalı. Yani özellikle şu nokta, anlıyor musun? Bu nokta askerlerle dolu olmalı. Burada 3 tane yerden birden baraj basıp bu noktayı savunabilirim. Ama bu noktaya gelene kadar adamlar zarar görmeli abi. Ne şekilde zarar görmeli? Yavaşlatılmalı, top atışına maruz bırakılmalı vesaire vesaire. Bence öncelikle okçu basalım. Tam şuraya. Tam yatmaya oynuyorum var ya şu an. Gerçekten. For the king. Sadece bir tane okçu bastım abi. Geri kalanını piyade bastım. Piyadeleri tam ortaya aldım. Sonra her yere okçu kulesi basa basa buradaki adamları oynatacağım işte. 10 tane buradan geliyor, 10 tane buradan geliyor. Gelsinler bakalım. Biz de şu kahramanla acık farmlayak mı? Şuraya bir alev topu atarız. Aaa yanına bir de adam summonlayınca güzel oldu bu ha. Farmlanır burada. Farmlanır burada, burada savaşılır. Kahramanın canını kontrol edelim de bir yandan. Başımıza bir iş gelmesin. Ama bence tamamız. 20 tane kurt geliyor, köpek geliyor. Hemen buraya adam. Kanka aşağı doğru iner misin? Teşekkürler.
Devam. Asker koymaya devam buraya. Daha fazla okçu kulesi mi, adam fullemek mi? Adam fullemek de işimize gelir sanki ya. Bence bu arada ben iyi farmlatıyorum bu kahraman arkadaşa. Peki bir şey merak ediyorum abi. Bu kahramanı misal ben gidip eski levellerde farmlayıp atıyorum 10-20 level yapıp, ki az XP alıyor zaten, öyle bir şeyin pek mümkün olduğunu zannetmiyorum da. Bu kahramanı ben 10-20 level yapıp ilerleyen aşamalarda kullanabiliyor muyum acaba? Şöyle bir sana upgrade. Bence bu aga en iyi yukarıda farmlar. Yolla orduyu, yolla. Yukarıda biraz fight olacak. Yukarıda adam biriksin, öyle basacağım alev topunu. Şuralara da okçu kulesi kurmak lazım. Aslında kuralım, upgrade'siz upgrade'siz. Yukarıyı iyi oyalamaya çalıştı bizimkiler. 30 tane tower kurma başarımı kazandım bu arada. Adamın morali yerinde. Güzel. Yukarıda hala çarpışmaya devam ediyor. O aşağıdan aniden adam geçmesin de başka hiçbir şey istemiyorum ben. Upgrade'leri 100. 100'lük upgrade'i yapana kadar 2 tane daha okçu. 4 bir yandan yok olsunlar maksat. Warhounds. Abow. Öldürür müsünüz yukarıdaki Geblo'yu? Teşekkürler. Kahramanımız biraz can doldursun. Level 3 olacak neredeyse de ölmesin. 87 can. Tamam, şimdi burada karşılarında durabilir ya. Durmasa daha mı iyiymiş? Allah'ım, seviye aldı da canı fullendi, şükürler olsun. Seviye alıp canının fullenmesine gerçekten çok sevindim. Şuradaki askerleri falan bir upgrade'leyelim. Yukarıdakileri de upgrade'leyeceğiz. Tamam, yanına destek atmıyorum. Mümkün mertebe kendisi farmlasın diye. Kendisi tecrübe deneyim kazansın diye. Savaşçılar yukarıdan gelecek. Aşağıdan gene savaş köpekleri gelecek. Oğlum, savaş köpekleri aniden çok hasar veriyor. Fark ettiniz mi ya? Kahramanı öyle en önde tutamıyoruz yani. ...500 düşman öldürme başarımı cepte. Kral, size de bir upgrade basalım. Aman diyeyim, aman diyeyim, baldırıcı bulgu almayın. Şurada sniperlar var. Sadece easter egg mi o ya? Ne bileyim, belki ben sıçarak düşmanı zayıflatır gibi bir şey düşündüm ama sanırım çok mu fantastik düşündüm. Sıçarak düşmanı zayıflatmak galiba biraz fantastik düşündük. Şuna da upgrade. Devam. Immortal dedikleri bir şey geliyor. Yüksek armorlu, yüksek damage'li. Bu yüksek armorlu, yüksek damage'lilere şey, büyük kulesi falan vurur galiba ya. Tam şu ortaya da büyük kulesi yapalım mı para gelirse? Abi senden 1v1 atılır mı bilmiyorum ki. Biraz kahramanı bir geri tutayım da. Haydi bismillah. Bunlar bu ölünce bir de içinden mumya çıkıyor. Tamam, orayı birazcık şey yaptık. Orayı biraz oyaladık. Kahramanım ölmedi değil mi? Teşekkürler.
Daha fazla okçu kurma niyetindeyim her yere. Immortallar ve çöl haydutları gelecek. Raiderlar gelecek. Her yere okçu kulesi kurmaya devam. Gelebilirler bence diğerlere. Burada ne yapmak mantıklı olur onu düşünüyorum şu an. Büyücüye de bence bir tur upgrade basılabilir ya. Tabi 160 altın bulunursa. Alev topunu daha kullanmadım. Ama sanki alev topu yukarıda daha çok işe yarar gibi. Bu alev topunun şey böyle zemini yakan hali falan da kaç. Canın fullensin öyle gel. Bu alev topunun zemini yakan hali falan da vardı. Aha da büyücüye yaptım upgrade'ine. Sonra arkadaki kuleye yaptım upgrade'ine. Tam bizim kahraman kendine gelmiştir burada. Adamlara baksana bizi haşet ediyorlar burada ya. Şurada haşet ediyor lavuklar bizi. Tamam. Yukarısı gene tehlikeli gibi duruyor ama. Hadi hayırlısı bakalım. Freedom. 240 biriktirip belki büyük kulesine. Veyahut 100-100 biriktirip arkadaki tower'lara. Ya da yok ya sen kadronun yanında olduğun gibi kal. Ordunun yanında aman diyeyim. Birazcık boşa kullandık sanki şeyleri. Burada bizi dövüyorlar. Burada bizi var ya öyle böyle değil. Haşatımızı çıkarıyorlar burada bizim. Bizim Hero'nun haline baksana zaten o Immortal'lar hakikaten adam haşat ediyor burada. Ne gelecek? 16 tane Raider gelecek. 38 tane zıbıdık gelecek. Peki. Okçular onları buraya ulaşmadan durdurur zaten de. Şu Immortal'lar çok dertli ya. Bizim kahramanları falan da yiyorlardı zaten. Az daha bizim kahramanı da yiyorlardı. Kahramanlar diyorum da larlık bir şey yok. Bir tane kahramanımız var. Zaman doluyor zaten. Tamamdır. Bütün okçu kulelerine upgrade basıldı. Ordumuzla hazır ve nazır bir şekilde bekliyoruz. Bir can bile kaybetmedik. Güzel bir sistem kurduk burada. Para olursa tabii ki piyadeleri bufflayacağım. Alttakiler bir şekilde halloluyor. Yukarıdakiler de bir şekilde halloluyor. Bu arada kahramana aniden ne vuruyor öyle ya? Hani ben kahraman kullanmaya çekiniyorum birader. O nasıl bir şeymiş öyle? Immortallar, Raiderlar geliyor. Efendim sevgili Furkan Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Merhabalar Furkan, hoş geldin. Desteğin için çok teşekkür ediyorum dostum. Sağ olasın. Bu arada buna 240'lık upgrade basabiliriz eğer hayatta kalabilirsek tabii. Ki kahramanı buradan ayırmak istemiyorum. Zira senaryo yeterince korkunç. Eyvallah. Bak buradan büyücüye upgrade yaptığımızda elemental falan atıyordu. Üzerlerine alev topu yağdırdım. Elemental falan atıyordu abi hatırlıyorum. Yani şey kaya adam falan atıyordu böyle eğer yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü oyunun ben ilk oyununu oynadım. Bu Frontier'i ilk kez oynuyorum. Zaten
Steam'deki satış fiyatını bilmiyorum da mobilde satış fiyatı 2 lira mıydı, 3 lira mıydı, neydi tam hatırlamıyorum şimdi, yalan olmasın. Ama mobilde oynanabilecek en keyifli oyunlardan biri bence. Şöyle şuraya piyadeleri de atalım. Bence bizim o kahramanı orada haşat edecekler. Kahramanımız haşat oldu mu? Olmaya yakındı ama herhangi bir sorun olmadan kaçar mısın? Herhangi bir sorun olmadan kurtulduk galiba ya. Ölse de belli bir süre cooldown'a girip yeniden doğuyor da neden ölmesine müsaade edeyim? Evet sevgili dostlar, Kingdom Rush Frontiers'lık şimdilik bu kadar efendim. Umarım keyifli güzel zaman geçirmişsinizdir. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen şu upgrade'leri alalım. Marksman'lerin range'ini ve damage'ini iyice arttıralım. Sonrasında çifte atış yapma şansını kazanmalarını sağlayalım. Bu bir puanımız dursun, harcamayalım efendim. Kahramanımızın armor'unu ve canını arttıralım. Çünkü ölme riski yaşıyor. Bu da bir puanını sakladı. Ne yaparız muhtemelen? Gelecek upgrade'de 3 puan daha gelecek ya. Bir atağa bir tane daha Sandman'e veririm herhalde. Yanındaki adamları iyice güçlensin diye. Ve 300 elmaslıkta minik bir hazinemiz var efendim. Her neyse sevgili dostlar, vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Umarım keyifli güzel zaman geçirmişsinizdir. Kingdom Rush Frontier serisi Samet Güngör Light YouTube kanalında, mobil oyun kanalında kaldığı yerden devam edecek efendim. Esenlikle kalın. Bye bye.